Evet, bu geceki konuklarımız Karen Hill, holistik beslenme uzmanı ve eşi Tony Hill, fitness ve yaşam koçu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, holistik beslenme ne demek? Holistik beslenme, bizim branşımız vücudunuza bir tüm olarak bakıyor. Size bir tüm olarak bakıyor. Yalnızca kalori girişi, kalori çıkışı olarak değil de içten dışarı doğru iyileştiriyor sizi. Nasıl yani? Nasıl yani? Şimdi genelde yağlanmış bir vücut bizim için hastalıklı bir vücuttur. Bir şey sonucunda olmuştur o. Yağlanma. Evet. Çok yeme sonucu mu? Hayır. Değil. Değil. Ha, psikolojik bir şey mi? Rahatsızlıklar, vücutta oluşan rahatsızlıklar. Genelde az yerseniz de yağlanabiliyorsunuz. Ve bana genelde hep öyle oluyor. Çok şişman gelenler veya çok yağlanmış gelenler. Kalori metabolizma hızını ölçüyoruz. Bana günlük şeylerini veriyorlar şey. Ne yedin? Soruyorum. Kalorileri daha az. Ama gittikçe kilo alıyorlar. Neden oluyor bu? Kronik şekilde çok az yemek yemekten. Hep diyetteyiz çünkü. Hmm. İkincisi kalite. Yediklerinizin kalitesi. Çok çok önemli. Örnek veriyorum. Yani ben onu diyecektim. Yediklerinizin kalitesi derken ne demek istiyorsunuz? Bir gerçek besin var. Bir de gıda ürünleri var. Mesela ekmek bizim için gıda ürünü. İçinde hiçbir değeri olmayan bir madde vücut için. Onun yanında mercimek yerseniz daha çok kalorili ama muhteşem. Onu yediğiniz zaman vücut onu kullanacağı için gerekli yerlerde yağ tutmaz. Ama ekmek yediğiniz zaman boş gıda. Vücuda girdiği anda vücut der ki ben bunu ne yapacağım? Nereye gidecek? Nereye gidiyor? Basene. Gidiyor bir yerlere. Bir yerlere gidiyor. Bir yerlere Şimdi gidiyor. Siz diyorsunuz ki sağlıklı olmak için iki altın kuralınız var diyorsunuz. Bunlardan biri meyveyi akşam yemeyin. Diğeri de tabağınızda doğadan gelmeyen bir şey varsa yemeyin. Şimdi bunu Tony'ye mi soralım? Kime soralım? Size mi soralım? Şimdi bu meyve konusunu onu ben bir düzelteyim önce. Meyve dahilinde karbohidrat yemeyin demek istiyorum. Yani akşamları genelde 5'ten sonra biz karbohidrat alımını durduruyoruz. Bu ekmek olabilir, makarna olabilir, mercimek olabilir, bulgur olabilir, meyve olabilir. Gördüğüm kadarıyla Türk kültüründe meyveler akşam yeniliyor. Evet. Evet. Ama karbohidrattır. Bir de basit karbohidrattır. Fruktozdur. Şimdi enerji için alırız biz karbohidratı, beyin sistemimiz için ve sinir sistemimiz için ve enerji için. Akşam yemek yiyeceğiz. Ha, her akşam dansa gidiyorsanız o başka mesele. Hareket ediyorsanız. Hareket yani. Ediyorsanız kullanacaksınız ama normalde yiyoruz ve yatıyoruz. Kullanılmayan besinler maalesef yağ olarak depolanmak zorunda. Yani bu böyle. O zaman bütün yemek kültürümüzü değiştiriyoruz yani bu holistik beslenme. Türkiye'deki belki yemek kültürümüzü değiştiriyoruz. Evet. Doğru, haklısınız. Çok doğru. Peki şey ne demek? Tabağınızda doğadan gelmeyen bir şey varsa yemeyin. Doğru. Şöyle. Her öğünde mi? Her öğünde. Pizza yok mesela. Aynen. Çünkü işte pizzanın ağacı var mı yok mu? Ağacı olan şeyi mi yiyeceğim? talking about the pizza, like if you look at the plate, if there's it doesn't look like where it came from, you don't eat it. So the pizza, you don't have a tree of there's pizza. No tree, pizza tree. Pizza tree. No. I thought there were. No, there isn't. Pizza Italy. Pizza çok severdi onun. Pizza Italy. Yiyor mu pizza? Biz haftada bir her şeyi yiyoruz. Nasıl? Mantı, pizza, her Allah şey. Herhaldeyse. Aynen öyle. Ve ben hastalarıma da aynı şeyi söylüyorum. Yani bana 6 günü harika verin, bir günü de eğlenin. Ve fiziksel ve psikolojik de gerekli o. Yani fiziksel de gerekli, psikolojik de gerekli. O kesin lazım. Peki Tony fitness ve yaşam koçuymuş ama daha önce polismiş değil mi? Evet. Sonra fitness ve yaşam koçu olarak nasıl başladı ve o ne yapıyor? Yani sizdeki görev dağılımı nasıl? Because you were a lieutenant before, but then you did fitness.
How did you go about doing fitness from being a police, doing a fitness, and how do we work together? When, let's see, I was fitness before I was a police. And so what I did was when I became a police, I actually took my fitness into my career. Polislikten evvel zaten fitnessla ilgileniyormuş, zaten vardı. Polisliğe geçtiği zaman fitness experience'ını da aynı şekilde polisliğe getiriyor ve ondan sonra beraber devam ettiriyor. Ve biz o arada zaten tanıştık. And so I became a teacher, a self-defense instructor, a trainer in law enforcement. Polislik yaptığı zaman hem hocalık yaptım diyor, hem kendini koruma sanatlarını öğrettim diyor. Her şeyi yaptım. Yani o eksperyansı oraya da taşıdı. Evet. Şimdi mesela birisi size geldi. Şimdi önümüz yaz ya. Herkes de tabii ki hani bu yağlardan koşulma, kiloları verme bir telaş içerisinde herkes. Şimdi size geldik. Okey. Ne yapıyoruz? Kapıyı çaldık. Merhaba. Karen. Hello Tony. Hello. Zaten genelde referanslı gelir herkes bana. Telefon ederler. Muhakkak bir konsültasyonu alırım. Konsültasyonsuz kimseyi kabul etmiyorum. Ve benim konsültasyonum ücretsizdir. Birbirimizi tanımamız lazım. Bana bir saatinizi ayırmanız gerekiyor. Bir kahve mi içiyorsunuz, geliyorsunuz? Ben size sorular soruyorum. Orada bakıyoruz ki ben size öncelikle yardım edebiliyor muyum? Çünkü ben herkese yardım edemeyebilirim. Kimlere yardım edemiyorsunuz? Çok acele kilo vermek isteyenlere... Benim görevim değil o. Yani ben o şekilde bakmadığım için. Şimdi çok aceleden aceleye fark var. Mesela size göre bir ayda 5 kilo acele kilo mu? Herkese göre değişir. Genelde erkekler daha çabuk veriyor. Çok şişman olursanız daha çabuk kilolar gidiyor. İnsanına göre değişiyor. Biz genelde Amerika'da şöyle bir olay var. Maksimum 1 pound deriz haftada. O da 400 grama gelir. Maksimum. Aslı odur. Onun için ben size bir görsel getirdim. Gösterebilir miyim? Gösterin. Peki mesela Tony'ye sorun. Şimdi Tony'ye siz sorun. O bize soruyorum. Anlatsın. Buyurun. Şimdi geldik. Sizinle ilk görüşme yapılıyor. Tamam. Sonra Tony nerede devreye giriyor? When they talk to me, when do you come in to the picture? When we're working together. Exercise. You know, exercise programs. Ay ya, 3 kilo muydu bu? 2 kilo. Peki. Say. Yeah. Bu ne? Kas. Ha, kas. Yeah. Ona bir mana veremedim. Buyurun. Şimdi bakın. Bu 2 kilo. Bu da 2 kilo. Benim için tartı önemli değil. Ha. Şimdi 400 gram işte şu kadar şu kadar bir şey. Yalnız 400 gram yağ yakabilmek için 3500 kalori eksiltmeniz gerekiyor. Çok zor. Yani yağ gitmesi zor. Şimdi 400 gram kas 600 kalori. Çabuk çabuk giden kilolar genelde kastır. Ve korkulur aslında. Yani hoş bir şey değil. Peki diyetle beraber spor da yaparsan o zaman da mı kastan gidiyor? Şimdi diyetiniz doğru değilse, kaliteli değilse, kası tutacak değilse spor yaptığınız zaman kas daha çabuk gider bu sefer. Çok ilginçtir. Hani ikisini de doğru yapmak gerekiyor. Ama beslenme %80'i, spor %20. O kadar. O kadar. Fakat beslenme doğru oldu mu sporun sonucu %100. Onun için bizim için tartı önemli değil. Çünkü Tony'ye bakarsanız şişman grubunda neredeyse obeze girecek kilo bakımından boyuna göre. Çünkü böyle selvi boylu değil. Kısa boylu. Yağ oranı kaç Tony'nin? What's your fat percentage? Do you know? 18, I think. 18.
18, %18. Mm-hmm. Ama kendisi, how much do you weigh? 89 kilo. 89 kilo mu? Ha, yani ama 89 kilo bana gelen şişman olduğu zaman bayağı bir geniş geliyor. Çünkü yağ kütlesi çok daha geniş ama bir hacim yani olarak. Bayağı kaslı maslı bir adam yani. Tabii. Kollar mollar. Kollar 89 kilo eder zaten. your arms. Is it you 89 kilos? Just one arm. His arms are 89 kilos. Just his arms. No, yeah. Peki şimdi bir de ama sendromundan bahsediyorsunuz. Ama sendromu ne? Hep bir şeyimiz var, excuse. Hep bir ne derler, excuse? Bahane. Bahanemiz var. Yani yapamam çünkü metabolizmam yavaş. Yapamam çünkü bir tek bu zevkim var. Yapamam, zamanım yok. Peki bu ama sendromu nasıl önleniyor? Her şeye biz bir cevap buluyoruz. Yani her şeye siz bir... Siz mi buluyorsunuz? Tabii. Ha. Tabii tabii. Her şeyin bir şeyi var, cevabı var. Her zaman o amalara, amalara bir cevap veriyorsunuz. Şeyi anlatıyordunuz. Tony'nin nerede anlatacaktınız daha evet, doğrusu. Evet, bunlar çıktı ortaya. Tony'nin evet. Nerede devreye girdi diye. When do you come in? We can cut you short. That's not no problem. When do you come in? Two ladies, I don't get in trial. But when you do the nutrition, right. I do proper exercise programs. When you travel, exercise programs in your home, how to use your health club properly, things like that. Injury prevention, stuff like that is what I focus on. Sport specific stuff. Yeah, sport specific. Fitness'la ilgili, eğer ki bir spor salonuna gidiyorsanız oradaki makineler nasıl kullanılır, bir hoca nasıl seçilir, eğer sakatlıklarınız varsa, Tony sakatlıklarla muhteşemdir. Mesela ben onu yapmam. Yani benim yapamadığımı zaten o çok iyi yapıyor. Sakatlıklarda muhteşemdir. Ne sakatlıkları düzeltmekte, eğer ki menisküsünüz varsa, bir obuz probleminiz varsa, belinizde bir problem varsa... Hem onu düzeltir. Kafada var. Kafada. Onu da düzeltiyoruz. Onu da düzeltiyoruz. Fakat hem sakatlıklarla ilgileniyor, hem iyileştiriyor, hem spor yaptırıyor. Ya da evinizde dersiniz ki ben spor salonuna gitmiyorum. O zaman evinize göre bir program yaratıyoruz. Eve gelip kendim yaptırıyor yoksa hani size bir program veriyor, siz yapıyor musunuz? Genelde biz öğretiyoruz, gönderiyoruz, yazıyoruz. Biz ofisimizde de yarım saatlik seanslar alabiliyoruz. Yalnızca yarım saatlik. Çünkü yarım saat yeter. Bir saate gerek yok. Ha. Yarım saatlik program fitness yeter. Eğer ki doğru yapıyorsanız. Doğru. Kaliteli olsun. Kaliteli olsun, iyi olsun. İyi olsun. Az olsun, öz olsun. Evet. Az olsun, öz olsun. Az olsun, öz olsun. No. No, I said İngilizce'de de vardı o ya. Neydi? Quality... It's a quality training. Yeah, I said, when you come, huh? Not the quantity. Exactly. When you come to the office, we can train you for half an hour, you come out done. Exactly.